yapıyorsun Fuat abi? Macit Flord'un Yeşilçam'ın binbir suratıydı. Bazen efemine bir karakteri, bazen sarhoş bir berduşu, bazen de nur yüzlü bir dervişi canlandırırdı. Zıt karakterleri oynayıp hepsinin de hakkını veriyordu. Küçük rollerin büyük oyuncusuydu. Ne yazık ki o da birçok Yeşilçam emektarı gibi bir otel odasında yalnız başına son nefesini verdi. Seneler sonra oğlu da ünlü bir aktör olacaktı. O dönemde pek görüşmüyorduk. Böyle bir durum var. Maalesef yani babam beni herhangi bir işte de izleme şansını bulamadı ya. 1939'da Bulgaristan'ın Vidin kentinde doğdu. Aile daha sonra Türkiye'ye göç etti. İlk ve orta öğretimin ardından Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Tiyatro bölümünden mezun oldu. Sonra Trabzon, Ankara, Bursa ve İstanbul Devlet Tiyatrolarında 14 yıl boyunca çalıştı. Meydan sahnesinde oynanmakta olan Bu Ne Tesadüf adlı oyunun yönetmeniyim. 1975'te Nöri Gantar Ailesi filmindeki Kuşkonmaz karakteriyle Yeşilçam'la tanıştı, ardından birçok filmde oynadı. 1971'de Kurtuluş Hanım'la evlendi. Bir sene sonra ise Ankara'da Tardu adını verdiği oğlu dünyaya geldi. Cüneyt Arkın'ın 1976 tarihli Yarınsız Adam filminde oğlunu canlandıran çocuk 5 yaşındaki oğlu Tardu'ydu. 1977'de onu hafızalara kazıyan rol geldi. Sakar Şakir filminde Berduş Marmara Kazım karakterini canlandırdı. Meşhur "Yanıyorsun Fuat abi" repliğini de bu filmde söyledi. Yanıyorsun Fuat abi! Ardından aynı ekibin Avana Kapti filminde menajer Ertoy'u canlandırdı. O rol de büyük beğeni aldı. Zaten Natuk Baytan'ın Kemal Sunallı yapımlarında sadece başrol oyuncusu değil, yan karakterler de Gardırop Fuat, Lüfer, Konyakçı, Marmara Kazım gibi lakapları ve ilginç replikleriyle zamanla fenomenleşti. Macit Flord'un sonraki seneler Kemal Sunal'ın İyi Aile Çocuğu ve İnek Şaban filmlerinde de oynadı. Natuk Baytan'ın yönetmenliğini yaptığı çok sayıda Cüneyt Arkın filminde de oynadı Macit Flord'un. Bazen iyileri canlandırsa da çoğunlukla kötü adamdı. Bu iyi oyunculuğunun karşılığı maalesef hakaret ve tepki olarak geri döndü. Oğlunun anlatımına göre yine böyle bir rolde oynadığı filmi beraber izledikleri sinemada ilk yarı bitip ışıklar açılınca seyirci filmde izledikleri kötü adamı karşısında görüp tepki gösterdi, saldırmaya çalıştı. Macit Flord'un filmini izleyemeden oğluyla oradan kaçmak zorunda kaldı. Çok sayıda reklam filminde de oynayan Macit Flord'un yönetmen Natuk Baytan'ın çok sevdiği bir oyuncuydu. Ünlü yönetmen Ferdi Tayfur'un Yuvasız Kuşlar, Huzurum Kalmadı, Kara Gurbet gibi filmlerinde de ona birer rol ayırmıştı. Macit Flord'un tiyatro, dizi, sinema ve oynadığı reklamlarla kazandığı paralarla diğer birçok Yeşilçam emekçisinin aksine maddi anlamda iyi bir hayat sürdü. Macit Flord'un iş hayatındaki başarısını özel hayatında gösteremedi. Eşi Kurtuluş Hanım'la 1978'de boşandı. Ancak uzun süre ayrı kalamadılar, yeniden bir araya gelip evlendiler. İkinci kez nikah masasına oturan çift sorunları çözememişti. Üç kez evlenip boşandılar. Ne ayrılmayı ne de birlikte yaşamayı başaramadılar. Sonunda bir daha bir araya gelmemek üzere ayrıldılar. Ancak ikisi de hayatlarına başka kimseyi almadı. Macit Flord'un bir söyleşisinde evliliğiyle ilgili "Özel yaşamımda başarılı olamadım ama sinema bana her şeyi unutturuyor" diyecekti. Annem ile babam 6 yaşından beri 3 kere evlenip boşandılar. Yani hem birbiri ile geçinemeyen bir anne baba modeli hem de büyük bir aşk var. 2-3 sene ayrı kalıyorlar, boşanıyorlar. Sonra babam tekrar evlilik teklifinde bulunuyor, evleniyorlar. Bu arada olan tabii çocuğa oluyor. Annesi babası ayrılan çocuğun travmalarını tabii ki ben de yaşadım doğal olarak. Hafta içi annede okuldasınız, çalışıyorsunuz, hafta sonu baba alıyor. Macit Flord'un aynı zamanda iyi bir seslendirme sanatçısıydı. Yeşilçam'daki birçok karakteri o seslendirdi. 80'li yıllar Macit Flord'un çok az yapımda yer aldığı seneler oldu. 90'lardaysa farklı bir tarz ve yüzle karşımıza çıktı. Geleceğini söylemiştim. Macit Flord'un 90'larda dervişlerin, ermişlerin hayatını konu alan dini yapımların gözde oyuncularından biri oldu. Sakar Şakir'deki o berduş Marmara Kazım artık nur yüzlü, dini bütün dedeleri canlandırıyordu. Oldukça da başarılıydı. Çizme, sürgün,
Aziz Mahmut Hüdayi, Veysel Karani ve 1996 tarihli son yapımı Yürek Dede onlardan birkaçıydı. Gidemiyorum be komşu. Torunum burada yatıyor. Eşinden boşanan Macit Filordun, 16 yaşındaki oğlu Tardu Filordun'la da evde yaşadıkları tartışma nedeniyle bir daha görüşmedi. Aradan yıllar geçti. Emekli olup Urla'ya yerleşen Macit Filordun'un gönderdiği tüm haberlere rağmen oğlu onu affetmedi. Tardu Filordun çok gençti, öfkesini yenemedi. Ancak bunun ne kadar yanlış bir karar olduğunu seneler sonra anladı. O dönemde pek görüşmüyorduk. Öyle bir durum var. Son filmi Yürek Dede için İstanbul'a gelen Macit Filordun bir otelde kalıyordu. Senaryo çalışıyordu. Ancak iki gün kendisinden haber alınamayınca acı gerçek ortaya çıktı. Macit Filordun 8 Kasım 1996'da kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. 57 yaşında vefat eden usta oyuncu İstanbul Esenler Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ne lan Marmara Kazım? Ne? Sen de Arpan Anaydı. Otelde kalan eşyalarını almaya yaklaşık 7 senedir görmediği oğlu gitti. Babasının ölüm haberini Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yer aldığı oyun sırasında alan Tardu Filordun, senelerce babasını görememenin acısını ve pişmanlığını yaşadı. O dönemde pek görüşmüyorduk. Maalesef babam beni herhangi bir işte izleme şansını bulamadı. O çok acı gelir bana. Ben konservatuvardan mezun olduğum 96'da maalesef Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyun oynarken babamın ölüm haberini aldım. Ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, babaya rest olmazmış. Yani babaya, anneye rest çekmenin ne kadar yanlış olduğunu çok iyi kavradım. Onunla görüşüyor olsaydım, belki hayata ve bana bağlanır daha çok yaşardı. Birlikte olurduk. Hayattaki en büyük pişmanlığım budur. Mezarına arada giderim, dertleşirim, günah çıkartırım, dua ederim. Bana miras bıraktığı tek şey, insanlığını koru. Mesleki ve ahlaki insanlığını koru sözüydü. Maalesef yani babam beni herhangi bir işte de izleme şansını bulamadı. Macit Filordun ve sonrasında oğlu Tardu Filordun hem isim hem de soyadları nedeniyle birçok kaynakta kökenleri Rum ya da Ermeni olarak yazılıyordu. Halbuki Tardu eski Türkçe bir kelime, Filordunsa Bulgaristan'da geldikleri yerin ismiydi. Bu yüzden Türk ve Müslüman olduklarını birçok kez anlatmak zorunda kaldılar. Ayrıca olsam da ne olur ama değilim yani, adım eski Türkçe dediğiniz gibi. Tardu Filordun babasının yolundan gitti. Seneler sonra özellikle 2000'li yılların başında dizilerin en ünlü başrol oyuncularından biri oldu. Çok sayıda yapımda yer alan Tardu Filordun son zamanlarda eleştirdiği sektörden uzaklaşmayı seçti. Macit Filordun Yeşilçam'ın en renkli simalarından biriydi. Zıt karakterlerin, küçük rollerin büyük oyuncusuydu. Erken yaşta veda etse de birçok kuşağa eşlik eden Marmara Kazım gibi rolleriyle bizi daha nice seneler gülümsetmeye devam edecek. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.